Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz relik uzmanı Fatma Süha. Fatma hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü konumuz gençleşmek, güzelleşmek ki ameliyatsız gençleşmekten bahsediyoruz. Bununla ilgili olarak bir sürü uygulamalar yapıyorsunuz. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Hocam yine biz yüz içinde, vücut içinde özellikle teknolojiden faydalanıyoruz ve ben teknolojiyi çok seviyorum. Çok araştırıyorum, en yenisini bulmaya, en efektif olanı, en faydalı olanını bulmaya çalışıyorum ve kendi merkezimde de bunları bulunduruyorum. Ameliyatsız yöntemler var, evet. Yani özellikle yüz için konuşalım. Cildimizde insanlar artık genç kalmak istiyor. Ya evet, yaşalıyoruz ama yaşlanmak istemiyoruz, kırışmak istemiyoruz, dinç görünmek istiyoruz veya işte ekstra gıdımız olmasın, işte nazolabiyelimiz olmasın, ince kırışıklıklarımız olmasın ve daha dinç görünüme sahip olmak istiyoruz. Biz de bu insanların isteğine karşılık ameliyatsız yöntemleri kullanıyoruz. Birçok teknoloji var bizim kullandığımız yöntemlerde. Cihaz, doğru uygulayıcı ve kullanılan doğru ürünler, serumlarla, evde yapılan bakımlarla mükemmel bir şekilde ameliyatsız gençleşebiliyoruz. Biraz konu detaylarına girmek isterim. Özellikle iğnesiz mezoterapi uygulamalarınız var. Biraz bunun detaylarından bahseder misiniz? Evet, şimdi aslında mezoterapi iğneli olarak bilinen bir yöntemdir. Yani iğneyle yüzün belirli noktalarında cildin ihtiyacı olan vitaminlerin gönderilerek oradaki kolajeni artıran işte bir yöntem esasında, ama biz bunu iğnesiz yapıyoruz. Nasıl iğnesiz yapıyoruz? Nasıl cildin altına gönderiyoruz konusunda? İğnesizi biz yine teknolojiden faydalanıyoruz. Çeşitli teknolojiler var. Elektroporasyon, radyo frekans, ultrasound, kuantum, led terapiler gibi birçok teknolojiler var. Bu teknolojilerle biz cildin ihtiyacı olan vitaminleri, serumları cildin altına homojen bir şekilde göndermeyi sağlıyoruz. Cildin altına giden bu vitaminler tabii ki kolajen artışını sağlayan, hücre yenilemesine destekleyen vitaminlerdir bunlar ve kişiye özel hazırlanan vitaminlerdir. Yani herkese yine aynı ürünler kullanılmıyor. Her cilt tipine farklı, her ihtiyaca farklı ürün ve serumlar kullanılıyor ve bu teknolojilerle uyumlu ürünler kullanılıyor, serumlar kullanılıyor. Ve bu vitaminler cilt altına gidiyor, oradaki kolajen artışını sağlıyor, hücre yenilemesini sağlıyor, cildin ışıldamasını, parlamasını ve tek renk olmasını sağlıyor. Burada da en önemlisi zaten ince kırışıklıklar gidiyor. Geleceğe yatırım yapmış oluyoruz hocam. Peki bu yöntemleri hangi bölgelerde kullanıyorsunuz? Özellikle yüz. Yüz çok fazla talep gören zaten bölge ve tabii ki belirli yaştan sonra da gıda problemi oluşuyor. Gıdılarda da, şimdi ben burada şuna da değinmek istiyorum. Yani şimdi 40 yaş üstüne gelinmiş, artık böyle hani bakımdan da çok böyle eksik kalmış yüz tipleri var. Ve bunlara gerçekten çok zorlanıyoruz belirli bir seviyeye getirebilmek için. Yapıyoruz, evet, çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Çok da mutlu uğurluyoruz danışanlarımızı ama ben burada şuna değinmek istiyorum. O noktaya gelmeden 20'li yaşlardan itibaren biz ne kadar güzel, doğru bakımları yaparsak cildimize, ne kadar beslersek, onların ihtiyacını, cildimizin ihtiyacını nasıl doğru karşılarsak, o zaman biz yaşlanmamızı da geciktirmiş oluyoruz. Bu 40'lı yaşlarımıza, 50'li yaşlarımıza geldiğimizde o istemediğimiz o kırışıklıklara da önlem almış oluyoruz. Burada buna değinmek istiyorum. Tekrar geri dönecek olursam, yüz bölgesi, boyun bölgesi, göz çevresi en çok uyguladığımız iğnesiz mezoterapi bölgeleri. Peki danışanlarınız size başvuracakları zaman nasıl başvuruyorlar? Yani online olarak mı, fotoğrafla mı, yoksa muhakkak gelmelerini önce onları bir görmek, ona göre mi planlamak istiyorsunuz? Şimdi öncelikle biz bazı sonuçlarımızı paylaşabiliyoruz danışanlarımızdan rica edip, ama tabii ki bu sonuçlar kişiden kişiye göre de değişiyor. Bu sonuçlarımızı gören, her yaştan da sonuçlarımız oluyor. Sonuçlarımızı gören danışanlarımız da bize ulaşıyorlar. Sosyal medyadan ulaşıyorlar, işte telefonlarımızdan ulaşıyorlar. Bana da etki eder mi? İşte bana kaç seans gerekiyor? İşte nasıl yaparız? Şudur budur sorular geliyor. Ben danışanlarımız mutlaka bize gelip bir analiz yaptırmaları gerektiğini söylüyorum. Yani online olarak biz onu mümkün değil analiz edebilirim. Yani cilt tipleri var bir kere. Farklı bir dünya cilt tipi var. Hangi cilt tipi, ne kullanılacak, neye ihtiyacımız var, şikayetiniz. Şimdi şikayetler o kadar farklı ki
bazısı kırışıklığından şikayetçi, bazısı neminden, nem dengesizliği, kuruluğundan şikayetçi, hassasiyetten, elastikiyetten birçok şikayet var. Şimdi alıp, yani kişilerin gelip bize bu şikayetlerini tek tek söyleyip ona göre çözüm üretilmesini sağlaması da çok önemli. Yani biz özellikle merkezimizde bekliyoruz kişileri. Peki bu tip uygulama protokolleri yaparken ne kadar sürüyor? Seans aralıkları nedir? Seans gerektirir mi? Şimdi bu iğnesiz mezoterapilerde, yüze, boyuna ve göz çevresine uyguladığımız iğnesiz mezoterapilerde 4 seans minimum başlıyoruz. 4 seansta hemen hemen ortalama şikayeti olan işte kırışıklık, nem dengesizliği, kuruluk, ne olabilir? Bu renk değişimi var, bir kırmızılı işte çeşitli renkler oluyor ciltte, renk eşitsizliği diyoruz buna, onlar gibi problemleri aslında biz 4 seansta hemen hemen yok etmiş demek istemiyorum asla çünkü kişiye göre de değişiyor. Bu azaltıp belirli bir seviyeye getirmiş oluyoruz zaten. 4 seansın üzerinde de işlem yaparken 4. seansın sonunu bir görüyoruz. Diyoruz ki evet bu cilt bir ay sonra cilt altı etkileşimi çünkü sürüyor, devam ediyor. İşlem bittikten bir ay sonra da devam ediyor cilt altı etkileşimi. Bir ay sonra bu istediğimiz konuma gelecek, daha fazlasına ihtiyacımız yok da diyebiliyoruz. Veya daha çok ihtiyacı olan problemli ciltler gelebiliyor. Onlara da diyoruz ki 6 seans mutlaka yapmamız gerekiyor diyoruz. Sonrasında da bir 6 ayda birer seans, ikişer seans yaptırdıklarında yaşlanmanın da tüm cilt problemlerinin de önüne geçmiş oluyorlar. Peki seanslar ne kadar sürüyor ve aralıklar ne kadar? Yani haftalık mı, 2 hafta sonra mı? Veya bir seans ne kadar sürüyor? Şimdi bir seansımız 30 dakika ile 70 dakika arasında sürüyor. Yine kişiden kişiye göre değişiyor. 30 dakika ile 70 dakika arasında değişiyor. Haftada bir kez uyguluyoruz. Yani 7 günde bir biz danışanımızı tekrar merkezimize davet ediyoruz. Bu aralıkları uzatabiliyoruz yine kişiden kişiye. 10 güne de çıkartabiliyoruz ama 10 günden fazla bir aralık vermek istemiyoruz. 7 ila 10 günde bir seans, toplamda 4 seans ilk kür şeklinde yapıyoruz. Peki devamında takip süreci içerisinde evde kullandıkları bir takım ürünler de tavsiye ediyor musunuz? Ya da özellikle hani dikkat etmelerini istediğiniz bir takım hususlar var mı? Evet. Yani zaten biz analize başlarken bile söylüyoruz. Yani cilt kendini gösteriyor. Evde ürün kullanmış mı? Düzenli bakım yapılmış mı? Cilde özen gösterilmiş mi? Çok önemli bir detay. Su içilmiş mi? Biz bunları zaten analiz yaparken görüyoruz. Ve o anda danışanlarımıza söylüyoruz mutlaka su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini, nemlendirici, serum, temizleyicilerini kullanması gerektiğini mutlaka söylüyoruz. Kullanmayan danışanlarımız var. Belirli düzene oturtmuş, işte ürünlerini sevmiş, hayatı boyunca işte devam etmek isteyen danışanlarımız var. Biz onların ürünlerine dokunmayıp sadece ekleme yapabiliyoruz. İşte şunu da kullanırsanız, işte C vitamini eksiği varsa C vitamini ekliyoruz. Tonik eksiği varsa tonik ekliyoruz gibi. Ya da güneş koruyucu mutlaka zaten hepsine ekliyoruz. Ama hiç kullanmamış, ürün kullanmamış, ev devam ürünlerini kullanmamış veya işte kişilere biz mutlaka onun cildine uygun ve bu tedaviyi de destekleyecek ürünler öneriyoruz. Merkezimizde de var. Dilerlerse merkezimizden alıyorlar. Dilerlerse de işte biz söylüyoruz şu içerikte C vitamini, şu içerikte serum, şu içerikte temizleyici olsun. Bize yeterli diyoruz. Onlar da bunun tedariğini yapıp evde de bakımlarını devam ettiriyorlar. Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela iğnesiz mezoterapi yaptınız. Bu tip hastalara beraberinde ya da bu tip danışanlara diyeyim beraberinde kombine bir takım cihazlarla da uygulamalar yapıyor musunuz? Yani kombinasyonu aynı seansta mı yapıyorsunuz yoksa onlarda başka aralıklarla mı yapıyorsunuz? Şimdi şöyle iğnesiz mezoterapi yöntemleri var. Bakımlı cilt temizleme yöntemlerimiz var. Göz çevresi bakımlı yöntemlerimiz var. Bu kuantum dediğim, led terapiler dediğim, dermo ve mesela doğal V hattı oluşturuyoruz biz bu teknolojiyle. Doğal bu nazolabial çizgilerimizi açıyoruz. Doğal elmacık kemiği ve doğal lifting etkisi yaratıyor bu cihazlarımız bizim. Bunların hepsini boyun bölgesine de aynı anda, yüz bölgesine de, göz çevresine de aynı anda uygulayabiliyoruz. Ve toplamda 1-1,5 saatte danışanımızı merkezimizden uğurluyoruz. Ve kombine uygulamaların ne kadar efektif olduğunu da bu şekilde görme şansınız kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle. Ben özellikle bunu tavsiye ediyorum. Yani gözü ayrı, yüzü ayrı, boynu ayrı uygulamayı hiç sevmiyorum.
şikayetiniz her üç bölgedeyse aynı anda hepsini yaptığımızda danışan da mutlu oluyor. Ben de o sonuçları görünce çok mutlu oluyorum. Vermiş olduğun güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Bugünkü program konuğumuz güzellik uzmanı Fatma Süha idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.